COVID sürecinde, COVID-19 sürecinde kanser hastalarımızın tedavileri nasıl gerçekleşti? COVID-19 sürecinde kanser hastalarımızın tedavisiyle ilgili daha önce ilk COVID-19 başladığında bir yayın yapmıştık. Özellikle ilk bu SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığı tanımlandığında Türkiye'de 11 Mart 2020 idi. Ve dünyada da hızla özellikle İtalya başta olmak üzere bu salgın devam ediyordu. Ve insanlar da tabii ki hızlı bir şekilde hem bakanlığın yayınlarıyla hem de çok sayıda kuruluş ve derneğin yayınlarıyla hızla bilinçlenmeye başladılar. Biz de akut bir şekilde tedbirlerimizi almaya başladık. Hiç de hafife alınmayacak bir salgın olduğunu farkındaydık. Bu nedenle de biz merkez olarak hemen tıbbi onkoloji ekibi olarak kendi ünitemizdeki tedbirlerimizi aldık. Ve özellikle de onu daha önceki Facebook paylaşımlarımızda da bahsettiğimiz üzere o dönemde bile virüsün bulaşıcılığı ile ilgili ve hangi organları tuttuğu ile ilgili, semptomları ile ilgili bile birçok anlaşılmayan noktalar vardı ve halen de var. Bu nedenle de hızla o evrilen bilgiye adapte olmaya çalışarak bu 3 ayımızı geçirdik. Ve ilk başta tabii ki COVID-19 başladığında herkeste olan tedirginlik bizlerde de vardı. Çünkü birçok sorumluluklarımız vardı. Başta ailemiz olmak üzere hastalarımıza, çalışan ekibimize karşı. Bu nedenle de en önemli COVID-19'daki tedavisinde ya da takibindeki en önemli faktörünü önlemek ya da tedbirleri almak. Bununla ilgili olarak öncelikli olarak hastalarımızdan 3-6 aylık senelik takipleri olan hastalarımıza dedik ki bu dönemde mümkün olduğunca şikayetiniz yoksa önümüzü görene kadar 2-3 ay kontrollerimizi öteleyebiliriz dedik. Ama her zaman ve daima söyledik. Şikayet olan hastaya asla gelmeyin demedik. Hastalar geldi ve gerekli tetkiklerini yaparak eğer ilgili bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalıştık. İkinci olarak da kendi tedavi etmekte olduğumuz hastalarımıza ne yaptık? Özellikle radikal tedavisi olan yani erken evre veya evre 4 ve sınırlı sayıda tümörler olan hastalarımız veya bir tedaviden çok yüksek yanıt beklediğimiz hastalarımız için asla tedaviyi bırakın demedik. Ve onları mümkün olduğunca çok iyi kontroller, tedbirler alarak ve hastayı bilgilendirmeye çalışarak ve hasta yakınlarını bilgilendirmeye çalışarak takiplerine ve tedavilerine devam ettik. Tabii ki onkoloji hastaları daima kemoterapi aldıktan sonra ya da normal insan popülasyonunda bile o dönemde bahardır. Ateş olabilir, gribal enfeksiyon olabilir, nefes darlığı olabilir. Bu gibi şüpheli şikayetleri olan, takip ettiğimiz özellikle aktif tedavi alan hastalarımızı öncelikli olarak ayrı bir birimde değerlendirilmesini istedik. Eğer COVID-19 olmadığından eminsek o zaman tekrar tedavilere devam ettik. Ya o dönemde testler yapıldı. COVID-19'u... Şöyle yüksek ateş ya da nefes darlığı ya da boğaz ağrısı gibi yani COVID-19'u düşündürür şikayetleri olan hastalar üniteye alınmadan aşağıda tetkik edilerek devam edildi. Kendi biriminde. Ama şunu çok şükür söyleyebiliriz ki ünitemizde bu 3 aylık periyot boyunca gerçekten PCR pozitif hiçbir hastamız olmadı. Bizim tabii ki ne kadar... Bunu onkoloji, kanser hastalarımız için söylüyoruz. Bizim tıbbi onkoloji ekibi olarak ne kanser hastalarımızda pozitiflik oldu ne de çalışanlarımızda oldu. Şükür ki ne de doktorlarımızda oldu. Neden biz bu kadar iyi geçirdik bu dönemi diye söyleyecek olursak ben bunda hem bizim başarımız olduğunu hem de hastalarımız ve yakınlarının çok büyük başarısı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu bizim hastalarımız zaten şeye alışkındı. Hastalarını, hasta yakınları olsun hasta olsun hijyendir, koruma sosyal yani. Mesafedir. Yani hiç COVID yokken bile biz hastalarımızı tedaviye başlarken mümkün olduğunca bu konuda uyarıyorduk. Yani insanlarla mümkün olduğunca bilmiyorsanız tokalaşmayın. Ondan sonra yiyecek içecek konusunda örnek dışarıda çiğ sebze meyve tüketmeyin. Evdeki hijyenimizi de böyle yapalım ve inanın zaten %90'ı zaten pek çok
bu COVID'de yani önerdiğimiz tedbirleri zaten süre gelen bir şekilde yaptığı için hızla adapte oldu ve ben hani gururla söyleyebilirim ki bizim hasta ve yakınlarımız normal popülasyona göre çok daha hızlı bir şekilde adapte oldular bu sürece. Evet. Adapte olduklarında farklı ne oldu? Önceleri biz hastalarımıza şey demiyorduk, dışarı çıkmayın demiyorduk, aksine hani dışarı çıkabilirsiniz, kalabalık ortama girmeyin, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz gibi şeyler söyleyebiliyorduk. Bu sefer tam tersi, daha çok evde izolasyonu telkin ettik. Evde kal Türkiye şeklinde. Yani hasta tedaviye geldi, hatta hastanede bile koridorda oturmayın, başka birimlerde oyalanmayın, doğrudan üniteye gelin. Ünitede tedavisini aldıktan sonra evde kendi odaya, kendi bulunduğu alana. Burada da evde örnek hasta ve yakın hiç dışarı çıkmıyorsa evde izolasyon önermedik. Ama örnek hastanın yanındaki kişi COVID-19 sürecinde hep dışarıda olmak zorunda ise, o zaman dedik ki ya dışarıda olmak zorunda olanı izole edin veya hastayı bir odada izole edin dedik, ya da evinize ayırın dedik. Bunu da pek çoğu yaptı ve bu nedenle de hasta için tedavi ünitesine gelip evine gitmek bir risk oluşturmadı. Ama şunu da duyduk ve gördük ki bu 3 aylık periyotta tedavisi olmayan hasta örnek ya da başka onkoloji dışındaki insanlarda da gördük. Ben nasıl olsa hastaneye gitmiyorum deyip çok rahat davranıp pek çok insan da bu şekilde COVID-19'u kaptı. Hocam, röportajlarınızda da bunu vatandaşlarımıza sorduk. Şöyle bir algı var. Yani bana bir şey olmaz. Yok, herkes olabilir. Çünkü gördük ki onkoloji dışındaki kendi dostlarımızdan, yani birebir o dönemde görüşemedik ama telefonla görüşerek birçok dostlarımızdan ya da arkadaşlarımızdan hiç tıpla ilişkisi olmayan insanlar bile çok ağır 40'lı yaşlarda COVID'ler geçirebildi. Evet. Bu nedenle de burada evet oldu. Şimdi istatistiksel olarak bazı yaş grupları, bazı ek hastalıkları olanlar çok daha yüksek riskliydi ama nadir olmayarak risk faktörü olmayan 65 yaş altı birçok insan da etkilendi ve kaybedilebildi. Bu nedenle de biz hastalarımız yüksek riskli diyoruz ama hasta yakınları da yüksek riskli. Onun için herkes çok dikkat etmeli diye özellikle vurguladık. Ama biz kendi sorumluluğumuzda olan hastalar için daha fazla bir özen ve koruyuculuk anlamında vurgularda bulunmaya çalıştık. Kemoterapi ünitelerine hasta yakınları alınmadı. Sosyal mesafe için gerekli paravan şeklinde perdeler oluşturuldu. Ve kendi birimimizdeki çalışanlarımızın bütün takı vesaire onlar çıkarıldı. Diğer katlarda dolaşması, yani COVID-19 nöbetleri zaten tutmadılar. Bu gibi tedbirlerle çok şükür 3 ayda 1000 tedavi, birçok hasta, yüzlerce hasta tedavisi yüzümüzün hani akıyla çıktık diyebiliriz. Ama halen tedirginiz. Neden? Çünkü aslında COVID-19 bitmedi. Bu bize bir öğreti diyelim. Yani bundan sonrası için de daima dikkatli olmamız gerektiğini gösterdi. Yani şu anki vaka sayılarıyla da zaten bitti diyemiyoruz. Yine de tabii ki o yoğun dönemi biraz atlatmış durumdayız ama halen hepimiz çok riskliyiz. Halen hasta yakınlarımıza, hastalarımıza aynı telkinlerde bulunuyoruz. Burada sosyal mesafe, maske ve şeyler de çok önemli. Yani eve girip çıkan kişilerin, dışarıdaki örnek asemptomatik taşıyıcılar çok önemliydi. Yani kişinin işte yakını dışarı girip çıkıyor. Yani kendinde semptom olmayıp etrafındaki insana bulaştırıcı olabiliyor. Bütün bunlar çok önemliydi. Bunları bilgilendirmek önemliydi. O şekilde yani onkoloji hasta grubunda rahatlıkla çok şükür en azından 3 aylık dönemi rahat bir şekilde geçirdik diyebiliriz. Tabii süreç az önce sizin de belirttiğiniz gibi bitmiş değil. Evet, her geçen gün biraz da vaka sayıları da şu anda artış gözlemledi. Evet, yayın öncesinde ekranları başındaki izleyenlerimiz de takip edeceklerdir. Maske zorunluluğumuz var. Biz maskemizi de takıyoruz. Yayına girdiğimiz şimdi takmak zorunda kaldım ben ama maskemizi takacağız. Sosyal mesafe dediniz. Hijyen kurallarına şu anda daha çok uymamız gerektiği bir süreçteyiz. Tabii, yani bu tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Fakat bir de şunu gördük ki bu 3 aylık süreçte pek çok hasta tanı sırasında, yani mesela örnek 3 ay önce şikayetleri başlıyor daha önce sağlıklı kişi.
COVID-19 var diye hastaneye gitmediği için bu dönemde hastalıkları ilerleyerek artık yeni yeni gelip hani belki 3 ay önce tanı konusa daha erken müdahale edilebilecekken kanser açısından daha ileri evrede gelen hastalar doğmaya başladı. Onun için de lütfen özellikle şikayetlerimiz varsa bazen gerçekten o şikayetler COVID'den daha tehlikeli olabiliyor bekletildiğinde. Tedbirlerimizi alarak artık hastanelerin pek çoğu zaten pandemi hastanesi değil. İlgili alan hekimlerine başvurarak tanılarını, tedavilerini geciktirmemeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Aslında şu andaki en çok vurgulanması gereken, evet COVID-19 bitmedi, tedbirlerimizi alalım. Fakat şu an en çok vurgulanması gereken de örnek birçok hasta normalde işte kalp hastası kontrolüne gelmesi gerekiyor. Evde oturmaktan, hareketsizlikten, kilo almaktan bu sefer bir pıhtı atarak ani işte solunum yetmezliğiyle, kalp kriziyle ya da farklı damarsal komplikasyonlarla karşımıza geliyor veya vefat edebiliyor. Onun için de rutin kontroller ya da bir şikayet olduğunda asla doktora, hekime görünmeyi ertelememeleri gerekiyor. Bununla ilgili de sayısız örnek var etrafımızda. Hiç hastaneye gelmediği halde COVID-19 diye evde ani damarsal problemlerle işte farklı komplikasyonlara kaybedilen birçok insan da oldu. Bu dönemde de onu mutlaka bir daha vurgulamak istiyoruz. Artık hastanelerde oldukça yoğunluk azaldığı için neredeyse tek tük hale geldiği için COVID ile ilgili hastalar rutin kontrolleri de alıyoruz. Çünkü rutin kontroller 1 ay, 2 ay, 3 ay ötelenebiliyor ama bir süre sonra bu sefer hasta rutin kontrolü uzattığında bir sıkıntı geliştiğinde olay daha büyüyebiliyor. Bu nedenle de artık kontrollü bir şekilde kanser tedavisi almış ya da almakta fakat aktif kemoterapi vesaire almıyor. 3 aylık, 6 aylık, senelik kontrollere gelen hastalara da yine muayenelere başlamış bulunuyoruz. Bu açıdan da bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. COVID-19 süresince çok sayıda sıfır hasta da geldi. Hiçbir zaman hastalarımıza da COVID-19 var evine git demedik. Yani kanser tanısı almış bir hastayı ayrıntılı değerlendirdik. Tedbirlerle PET'ini de çekledik, biyopsisini de yaptırdık ve birçok hastaya da tedavi de başladık. Çünkü savaştığımız şey evet COVID-19 kötü ama kanser de hep vurguluyoruz. Bazen çok sürprizler yapabiliyor. Bu nedenle de onu da geciktirmeden tedavi edilmesi gerektiğini vurguladık ve gerçekten sayısız demeyelim tabii çok abartılı olmasın ama onlarca hastaya da bu süreçte yardımcı olmaya çalıştık. Bu şekilde en azından bunu da vurgulamak istedim.